Cenemali.com sitesinden herkese merhabalar. Bugün sizlere penye ipten kare sepet yapımını anlatacağız. Sepetimiz bu. Biskilerci iplikle çalıştık. Eminönü'nden rahatlıkla bulabilirsiniz. Dilerseniz internetten de sipariş alıyorlar. Şu şekilde yakadan gösterelim. Desenimiz de bu olacak. Hemen başlayalım. İlk önce 6 numara tığımızla, ben 6 numara kullandım. Bir sihirli halka yapıyoruz. Parmağımı gördüğüm gibi doladım. 2 tane zincir çektim. Bu oluşan boşluğa 7 tane sık iğne yapacağım. İki tane yaptım. Alttaki ipi çekip ilk yaptığım zincirin tepesine batıp çıkan ilmeği diğer ilmeğin içinden geçirip ilk sıramı tamamlıyorum. Şimdi bir zincir çekeceğim. İkinci sıraya başlıyoruz. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Buraya 3 tane sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3. Şimdi buraya 1 tane. Buraya 3 tane. 1 2 3. Buraya bir tane. Şimdi iki tane köşe oluşturduk. Şimdi buradaki iki köşeyi oluşturacağız. Buraya bir, iki, üç. Buraya tek. Buraya da üç tane. Bir, 2, 3. Şuraya yine batıp sıramızı tamamlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Buraya bir tane, buraya da bir tane yapıp 2 tane trabzan zincir yaptık. Pardon, sık iğne. Şimdi burada 3 tane yaptığım tam ortasındaki bölüme yine 3 sık iğne yapacağım. Arada 1, 2, 3 tane kalıyor. Buraya 3 tane tek yapacağım. Buraya 3 tane aynı yere batarak. Üç tane tek, bir, iki, üç, buraya, bir, iki, üç, aynı yere battık, buraya, bir, iki, üç, tek yaptık, buraya, bir, 2 3 aynı yere battık. Buraya bir tane yaptık. Şimdi buraya şu şekilde bitirip bir sıraya çıkıyoruz. 3 sıra ördük şu an. Ne kadar büyütmek istiyorsanız, kaç santim büyütmek istiyorsanız
Bu arttırma yerlerinden devam edeceksiniz. Ben bir sıra daha öreyim. 3 tane tek yaptım. Bu noktaya 1 2 3 tane yaptım. Şimdi araya 5 tane tek ilmek yapıyorum. İlmeklerimiz arttı çünkü burada 1'di, 3 oldu, şimdi 5 oldu. Buraya 1 2 3 bir kere batıp diğer köşeyi oluşturduk. Buraya 1 2 3 4 5 tane tek yaptık. 1 2 3 aynı yere battık. Şimdi yine 5 tane tek yapıyoruz. Buraya 3 tane tek yapıyoruz. 1 2 ve 3. Buraya 1 ve 2 yapıp sırayı bitirdik. Bir zincir çektik. Şöyle elimizi düzeltiyoruz. Tabanımız bitti. Devamında istediğiniz modeli yapabilirsiniz. Deneyen herkese kolay gelsin. Bugün sizlere kare olarak örmüş olduğum sepetin üst kısmına bir model uygulayacağım. Modelimiz bu. Nasıl yapıldığını anlatacağım. Örümü güzel, yumuşak dokulu. Görüldüğü gibi güzel bir form sağlamakta. İpliğiniz güzel. Bir zincir çektim. İlmeğin arkadaki kısmına batıp bir sık iğne çektim. İkisini beraber değil, arka tarafındaki bölüme batıp bir sık iğne yaptım. Arka tarafa battım. Bir sık iğne yaptım. Bütün ilmekleri bu şekilde örüp tamamlayacağım bu sıramı. Sıra sonuna kadar ördüm. Sıranın bitişini bu şekilde yapıyoruz. Bir tane zincir çektim, üst sıraya çıkacağım. Şimdi burada bir tane tepesine batıp sık iğne yaptım. Burada alttaki boşluğa batıp uzunca bir ilmek çekiyorum. Bir tane üst bölüme, bir tane alt bölüme. Bir tane üst, bir tane alt. Tekrarlayalım. Bir tane üst, bir tane alt. 6 numara tığla örüyorum. Onu atlamayalım. Bir üst, bir alt. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. Bir sıraya çıkmak için sıramı bu şekilde bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu dikin tam tersini yapacağız. Yani buraya uzun ilmek, bu bölüme kısa ilmek yapacağız. Bir sıra bu şekilde olacak. Bir sıra ilk yaptığımız şekilde olacak. Bir tane uzun,
Bir tane kısa. Bir tane uzun. Bir tane kısa. Bir tane uzun. Bir tane kısa. Bu şekilde bu seride tamamlayacağız. Şimdi sepetimizin bitiş kısmını nasıl olduğunu göstereceğim. Bir kere battık. Diğer ilmeğin içerisinden geçirdik. Bir kere battık. Diğer ilmeğin içerisinden geçirdik. Bir kere battık. Diğer ilmeğin içerisinden geçirdik. Kenar bitimi de bu şekilde oluyor. Görüldüğü gibi bir sıra zincir çekilmiş gibi bir görüntü oluşuyor. Deneyen, öğren herkese kolaylıklar diliyorum.